şey yapsak henüz daha 5 dakika bir şey olmaz ki. Anlaşılmış siz lütfen öğretmenim. Maalesef Layla, şimdi lütfen çıkabilir misin? Lütfen. Sadece 5 dakika geçmiş. Bir şey olmaz lütfen. Ben çok fazla katılmak istiyorum. Bu benim hayalim. Şu anda buradan çıkmazsan gerçekten hayalim çabuk dönüşecek, tamam mı? Hayalim bu yurda geri gelmek olacak. Çık. Merhaba, müdürün odası burası mı acaba? Evet, burası. Bak kızım, yarışman için kaydını buradan yapacağız. Şarkılaşması için diyorsanız onun kaydı 5 dakika önce bitmiş galiba. Oo, hoş geldiniz Bay Brown, hoş geldiniz. Ne için gelmiştiniz? Biz şarkılaşmasına kayıt olacaktık acaba, yapabilir misiniz şu an bir şeyler? Ha, tabii ki yapabiliriz. İsmi neydi hanımefendinin? Dünyanın ne kadar adaletsiz bir yer olduğunu söylememe gerek yok, değil mi? Merhaba Layla. Merhaba. Nasılsın? Yani iyiyim. Üzülme ya yarışmaya katılamadın diye. Bir daha düzenlerlerim. Sıkıntı değil. Bak şu anda yarışmanın ortalarındalar. Neredeyse sonuna gelecekler. Hadi sen de gel izlemeye. Yok teşekkürler, ben gelmeyeceğim. Sen gelmezsen ben de gelmem. Ya of, git işte, boş ver beni. Olmaz. Gel hadi. Peki tamam. Ama çok fazla durmam. Sadece birazcık otururum sonra giderim. Tamam. Geleceksin yani değil mi? Evet geleceğim. Geldin mi? Hoş geldin ya. Bir an hiç gelmeyeceksin sandım. Gelmeyecektim zaten. Billy ısrar etti. Evet ya, ne kadar inatçı biliyor musun? Uf, boş ver işte. Başka zaman bir daha katılırsın. Ben de aynı şeyleri söyledim. Ya bir dahakinin 5 yıl sonra falan olacağını siz de biliyorsunuz. Yo, belki bir ay sonra olacak. Nereden bileceğiz? Aa, Laylacığım. Hoş geldin. Aa, sen yarışmaya katılamamıştın değil mi? Seni almak o kadar çok isterdim ki. Ama işte kısmet değilmiş. Evet, kısmet değilmiş. Yoksa ben biliyorum beni ne kadar çok almak istediğinizi. Neyse, görüşürüz tatlım. Baksana, Bayan Saga bile seni almak istiyormuş. Ne demezsin? Sıradaki yarışmacımız Kristen Yetimhanesi'nden Alves Molano. Biliyor musun, Alves bu şarkıyı yazmak için çok uğraşmış. Kendisi yazmış hatta Fulin. Kendisi yazmış, Alves. Evet, kendisi yazmış. Bestelemiş, notalarını yazmış, her şeyi kendisi yapmış. Vay be, şaşırdım. Başlayabilirsin Aves. Bir dakika ya. Layla? Evet. Ne oldu kızlar, bana da söyleyin. Birazdan buradaki herkes öğrenecek zaten. Bir dakika, durun. Ne oluyor Layla? Neyi kesiyorsun? Ne oldu küçük hanım? Neyi kesiyorsun sen böyle? Bu şarkı benim şarkımdı. Ne? Yalan söyleme. Ben bunu kendim yazdım. Nasıl kendin yazdın ya? O zaman söyle bakalım. Bu şarkı senin için ne ifade ediyor? Hadi bir çalsana notalarını. Hadi. Yalan söylüyor şu an. Beni kıskandığı için beni düşürmeye çalışıyor. Hatta şahidim de var. Konuş Billy. Konuşsana. Sen de gördün bu şarkıyı ben yazarken. İkisi de yalan söylüyor. Layla söylerken ben de onun yanındaydım. Bu onun şarkısı. Tartışılacak bir şey yok ki. Bu şarkının senin için ne ifade ettiğini söyle. Konu bitsin gitsin.
Bu şarkı benim için... Tamam. Evet, bu Layla'nındı. Ben iyi bir şarkı yazarı değilim. Bu yüzden onunkini kullanmak istedim. Her ne kadar ezik olsa da şarkısı güzeldi işte. Yalnız Aves, bu arada sen şarkını hazırladın mı? Çünkü yarışma yarın da. Ben onu unutmuşum. Nasıl unuttun ya? Bir dakika. Benim bir fikrim var. Gel. Çekmeceleri baştan sona karıştır. Ne? Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Sen beni dinle. Gel Bilir, gel. Boşuna arama. Bak ne buldum. Bu ne? Layla'nın şarkı kitabı. Buraya bir sürü şarkı sözü yazmış. Şimdi şu kağıt parçasını koparsana. Tamam. Değil mi? Zaten senin yerini kaparım diye beni gruba almamıştın, değil mi? Anlamalıydım. Nasıl yani ya? Çalıntı mıymış şimdi şarkı? Evet, tam olarak da öyle Bayan Saga. Aves Molando diskalifiye edilmiştir ve yarışmamız da ertelenmiştir. Sizin hepiniz babama şikayet edeceğim. Böyle bir rezalet olamaz. Layla, bu şarkı seninmiş ya. Hadi bize bir söyle, bir aletle falan çal. Yok, gerek. Söyler tabii ki, söyler. Gel buraya. Ama bak, fırsat bu fırsat. Şu anda bu şarkıyı söylemelisin. Of. Ah, keman. Keman çalabiliyorsun değil mi? Evet, çalabiliyorum. Çok iyi olmasa da. Tamam ah. Evet, Layla çalıyor. Sen bir eğitim aldın mı Layla? Hayır efendim, kendi kendime öğrendim. Kendi kendine mi öğrendin? Peki, teşekkür ederiz. Gidebilirsin. Rica ederim. Bayan Saga, sizinle beraber biraz konuşabilir miyiz? Tabii ki. İlk olarak merhaba Saga Hanım. Merhaba. Ne hakkında konuşacağımı siz de iyi biliyorsunuzdur. Layla hakkında konuşacağım. Layla da değil mi? Evet, Layla. Buyurun, ne diyecektiniz? Layla'nın keman çalış şeklini siz de gördünüz. Hem de bunu hiç eğitim almadan bir şekilde yapmış. İnanabiliyor musunuz? İnsanlar yıllarca eğitim alıp da bu şekilde çalamıyor. Nereden emin olabiliriz onun eğitimsiz buralara kadar geldiğini? Lütfen güldürmeyin beni. Bakar mısınız oradan? Layla burada kalan bir çocuk. Evet, 8 yıldır burada. Yani 5 yaşındayken falan gelmiş değil mi? Evet. Sizce 5 yaşındaki bir çocuk keman eğitimi alabilir mi? Neden olmasın? Siz bu kızın geleceğini istemiyorsunuz değil mi? Ama merak etmeyin. Biz okulumuz olarak bunu üstleneceğiz. Size hiç gerek kalmayacak. Ne demek istiyorsunuz siz ya? Ben bir çocuğun geleceğini neden çöpe atayım? Bunu kendinize sormanız daha iyi olacak. Görüşmek üzere.